Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde FreeCAD'de part tezgahındaki boolean araçlarını tanıyacağız. Hemen part tezgahına geçiş yapalım. Ardından yeni bir çalışma oluşturalım. E, evet, boolean araçlarını tanımadan önce sahnemize bazı nesneler eklememiz gerekmekte. Görüldüğü üzere sol üst köşede çeşitli nesneler mevcuttur. Sahnemize bir küp ekleyebiliriz. Silindir ekleyebiliriz. Küre ekleyebiliriz. Bir koni ekleyebiliriz. Ve ayrıca simit nesnesi de ekleyebilmemiz mümkündür. Detaylı nesne ekleme aracımız vardır. Buna tıklayalım. Burada geometrik primitifler vardır. Örneğin bir düzlem oluşturabiliyoruz. Ancak bu düzlemin uzunluğunu ve genişliğini de belirleyebiliyoruz. Şöyle tıklayalım bakalım. Görüldüğü üzere birçok nesnemiz mevcut. Mesela burada bir tane box oluşturalım. Uzunluk ve genişlik aynı kalabilir. Yüksekliği biraz artırabiliriz. Şöyle 15'e çıkartabiliriz. Ardından oluşturma ile nesnemizi buraya ekliyoruz. E şimdi sahnemize yeni bir nesne ekleyelim. Yine bunu oluşturarak ekleyelim. Ne ekleyelim mesela? Bir tane silindir ekleyebiliriz. E örneğin açısını değiştirebiliriz. Şöyle açıyı 180 derece olarak belirleyelim ve ardından oluşturma diyelim. Bakın görüldüğü üzere böyle bir nesne oluşturmuş olduk close diyelim. Şimdi buradaki silindire tıkladığımız zaman bunu alt köşeden yine görüldüğü üzere düzenleyebiliyoruz. Bunu isterseniz bir taşıyalım. Şöyle dönüştür diyelim. Şöyle üst görünüme bir geçelim. Bakın nerede bulunduğunu görüyoruz. Dilediğimiz alana bunu taşıyabiliriz. Biraz daha yukarı çıkartabiliriz. Okey diyelim. Örneğin burada yeniden hani çapını değiştirebiliriz. Örneğin 5'e aldık mesela. Yüksekliği de belirleyebiliriz. Belirledik. Açısını yine bu bölümden değiştirebilirsiniz. Şimdi buradaki ayarları diyelim yaptık. Şimdi ikisini boolean işlemine tabi tutalım. Evet ben burada 4 tane boolean aracından bahsedeceğim. Şimdi öncelikle Ctrl A ile bu ikisini seçelim. E, sol taraftan da seçebiliyoruz. Mesela bunu seçtikten sonra kontrole e, basılı bir şekilde de seçebilirsiniz. İsterseniz kontrol A ile de seçebilirsiniz. E, ancak çok fazla nesne varsa sadece bunları seçerken kontrolle seçmeye dikkat edelim. Şimdi ilk aracımızın üzerine bir gelelim. E, mantıksal işlem çalıştırın diyor. Zaten boolean araçlarına mantıksal işlem araçları diyebiliriz. Böyle çevirebiliriz. Buraya tıkladığımız zaman e, görüldüğü üzere bir araç kutusu üzerinden bu işlemi yapmakta. Öncelikle nerede mesela e, birleştirde e, ilk şekil e, sıralamada box olarak e, görülüyor. ilk önce kutu seçilmiş sonrasında silindir seçilmiş. E, alt kısımda eğer seçimi değiştir derseniz burada öncelikle silindiri seçmiş olursunuz. Sonra e, kutuyu seçmiş olursunuz. Tabi burada birleştirme işlemi yaparken... Bu çok geçerli değildir. Mesela şöyle apply diyelim. Şu anda burada iki nesneyi birleştirmiş olduk. Bu da şöyle bir bakalım tel kafes görünümüne bir geçelim. Görüldüğü üzere buradaki silindirin alttaki küple birleştiğini görmekteyiz. Birleşmiştir. Neden? Küpün daha doğrusu silindirin bir kenarı dış taraftayken diğer kenarı alttaki küple Kaynaşmış. Dikkat edilirse. Bu işlemi kontrol z ile bir geriye aldığımız zaman bakın şu anda sağ tarafında buradaki silindirin küpün iç kısmında olduğunu görüyoruz. İkisini birleştirdiğimiz zaman bu bölüm, şu bölüm buradaki küple birleşecektir. Kaynaşacaktır. Kontrol a ile yine ikisini seçip burada tekrar birleştir yaptığımız zaman görelim. Bakın şu anda birleştirme işlemini yapmış olduk. Burada tekrar bir geriye alalım, e, görünümü şöyle bir değiştirelim, olduğu gibiye alalım. Başka işlemler de tabii yapabiliriz. Mesela kesişim yapabiliriz, apply diyelim. Bakın kesiştirmiş olduk. Yani silindirle küpün iç kısmında kalan yer kesişim haline getirilmiş oldu. Burada sıralamayı bir değiştirelim. Mesela seçim değiştirip apply diyelim. E, şu anda çok büyük bir fark göremedik. Tekrar bir geriye alabiliriz. Başka neler yapılabilir? Mesela burada fark var. Örneğin farkı uygulayabiliriz. Apply deriz. Bakın farkta da böyle bir şekil oluşturmuş olduk. Tekrardan bir geri alalım. burada seçimi bir değiştirelim. Bu sefer bir hani fark edecek mi diye apply diyelim. Evet görüldüğü üzere fark etti. Bakın bu kez hani önce kutu seçiliyken, sonra silindir seçiliyken böyle bir boolean işlemi yapmış olduk. E aynı şekilde bölüm içinde bu işlemleri tabii ki yapabilmekteyiz. Şöyle bir apply diyelim, sadece bu bölümü bırakmış olduk, geriye alalım, seçimi değiştir diyelim ve apply diyelim. E bunda çok büyük bir değişiklik olmadı section'da. Belki başka kullanım alanları vardır. Bunu da Öğrendikçe yine sizlerle paylaşırım. Bu arada benden bazı istekler geliyor arkadaşlar. Hani şunu da gösterebilir misiniz diye bu özelliği de. Ben de bu programı öğreniyorum, öğrendiklerimi sizlerle paylaşıyorum. Benim de merak ettiğim konular var. Mesela PET bölümünü merak ediyorum, G code bölümünü merak ediyorum. Ancak çok fazla kaynak yok programla ilgili maalesef YouTube'da da yok. E bazıları var çok uzun, bazıları var sessiz. E ben de zamana yaymış durumdayım. Hani öğrendiklerimi sizlerle paylaşmak için. biraz bu noktada hani sabırlı olursanız memnun olurum diyorum. Evet geriye alalım tekrardan. Burayı close diyelim. Bir de diğerlerinde yapabiliriz. Mesela tekrar buradan bir seçelim. Şuna gelelim. Bu soldaki zaten hani araçlar aracılığıyla yapılıyordu. Buradaki de iki şeklin kesimini oluştur. Bakalım şöyle. Hemen kesim oluşturmuş olduk görüldüğü üzere. Geriye alalım. Bakın seçim fark ediyor. Burada önce box'ı seçip sonra silindiri seçersek ve kesim oluşturursak çok daha farklı bir şekil oluşturduğumuzu görmekteyiz. Tekrar geri alalım. Şöyle önce kutuyu sonra silindiri seçelim. Bir diğeri neydi? Birleşim. Evet ikisini birbirine kaynaştırıyor. İsmi de Fusion olarak geçiyor. Tekrar bir geri alalım. Burada son olarak ne var? Kesişimini alma var. Burada silindir nesnesini sildik. Yeni bir tane oluşturalım. Bir örnek daha verelim. Mesela ne ekleyebiliriz? Bir tane simit ekleyebiliriz. Burada oluştururuz. Close diyelim. Bunu yukarıya taşıyabiliriz dönüştürle şöyle tutabiliriz bir top görünümüne geçelim şurada bir yerde tutabiliriz bakın buradan yine e, hani bu silindirin çapını e, ve açılarını değiştirebilmeniz mümkündür burada da örneğin önce bu kutuyu seçelim sonra simidi seçelim tekrar burada bakın yine mantıksal işlemler boolean işlemleri yapabilirsiniz. Önce kutuyu, simidi seçtiğimizde bakalım böyle bir şey. E, önce simidi, sonra kutuyu seçtiğimizde ise böyle bir şekil oluşturuyoruz. Sizler de burada e Boolean yani mantıksal araçları kullanarak e, çeşitli şekiller oluşturabilirsiniz. Evet arkadaşlar, böylece Boolean araçlarını bir tanımış olduk. Görüldüğü üzere e, part tezgahında e, bazı araçlar da var diğer araçlarda onları da öğrendikçe yine zaman içerisinde yine sizlerle paylaşmayı düşünüyorum evet arkadaşlar dersimizin sonuna gelmiş olduk sonraki derslerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın sağlıklı kalın mutlu kalın